Ya şöyle öncelikle hayırlı olsun Türk futboluna ve Beşiktaş'a. Immobile kariyer itibariyle Türkiye'ye gelen en kariyerli santrforlardan biri. Öncelikle onu söyleyelim. Hem Avrupa şampiyonluğu var. Serie A'da yanlış hatırlamıyorsam 4 gol krallığı var. Ki Serie A gibi sert bir ligde 4 gol krallığı. Hem de Lazio gibi bir takımda çok kolay değil. Çok büyük başarıları var kariyerinde. Ama inişe geçmiş bir kariyer. Hepimiz biliyoruz. Geçen sene 11 golü var Serie A'da. Yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8'i penaltı. Dolayısıyla baktığınızda ama şöyle bir oyuncu. Yani burada ben bu transferi şöyle değerlendiriyorum. Eğer oyuncu buraya tırnak içinde yani son vurgununu yapmak için gelmediyse, eğer hala enerjisi yüksekse, iyi bir tat bırakıp gitmek istiyorsa bence ligde çok büyük iş yapar. Fiziksel olarak biraz Bu son düştü. zamanlarda Beşiktaş'ta bunu biraz görmeye başladık. İşte Rebic mesela son Bravo. örneği. Yani kariyeri müthiş başarılarla Bravo. dolu. Hiç kimsenin söz edemeyeceği bir potansiyel ama futbolu Bravo. bırakmış da gelmişti. Beşiktaş özelinde şöyle destekleyeyim sizi. Pjanić. Pjanić de Gibi. böyle. Ki Pjanić daha genç geldi ama yokları oynadı. Evet. Ama Immobile, Alex Teixeira geldi. O da yine daha genç geldi. Immobile onlara göre biraz daha yaşlı geldi ama böyle kariyeri yüksekten inişe geçmiş Delali gibi çok denedi. Hiçbirinde başarılı olamadı. Beşiktaş. Ama tabii Immobile biraz daha farklı bir kariyer. Daha kuvvetli bir kariyer, daha güçlü bir kariyer. Ve bahsetmiş olduğum gibi arka tarafa da iyi transferler yapıldı. İşte Rafa çok önemli bir transfer. Diğer kenar oyuncusu gelecek. Baktığınızda Immobile burada özellikle topu ceza sahasına getirirseniz bitiricilik noktasında ligin en önemli oyuncularından biri olur. Ayakları çok iyi, müthiş penaltı atıyor. Çok köşeleri çok iyi gören bir oyuncu. Bir de eskiden çok fizik kuvveti yüksekti biliyorsun. Ön alanda pres başlatan bir oyuncu. Şimdi o gücü yok ama şu özellikleri var. Bir defa çok karakterli bir oyuncu. Yani çok hırslı, liderlik vasfı olan bir oyuncu. Ben bahsetmiş olduğum gibi oyuncunun mentalinde ben oynayacağım, iş yapacağım diyorsa mutlaka Türkiye Ligi'nde iş yapar. Peki, detaylandıracağız. Selahattin Kınalı, sizden de şöyle bir ilk değerlendirme rica edeyim. Ya ben kariyeri inişe geçmiş kariyerli adamları transfer etmenin hiçbir kulübümüze ve futbolumuza da bir şey katacağına inanmıyorum. Ama bizde bütün koşullanmalar, bütün motivasyon şampiyonluk üzerine olduğu için şampiyonluğu kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalımın her sene başka bir şeyini, uygulamasını yeniden uygulanışını görüyoruz. Yoksa Immobile'nin oyunculuğuna, golcülüğüne kim itirazı laf edebiliriz ki? Tabii ki edemeyiz ama bizim derdimiz kulüplerin kendileri. Yani kulüpler yaşasın derdindeyim ben. Bunun Trabzon'u, Çorum'u, Adana'sı, Fener'i yok. Bu arada içeri girirken spiker arkadaşlarımızdan biri dedi, abi hayırdır ne oldu dedim. Fenerli olmuşsun dedi. Ulan bir baktım dedim yani Hiç öyle biz görünmüyor bu şey arada. gibiyiz bu arada. Yani Söylerim. tonlarından Bu dolayı. Başakşehir daha çok abi. Evet, Başakşehir olana kadar Fener olsun ya. O ayrı mesele de. Yani müessesi takımlarına biraz uzak duruyorum ben. O yüzden söylüyorum. Bektaş şey demişler. Ne ant buluyorsun? Ant içiyorum demiş. Bilmem ne buluyorum onu içiyorum. Biz de neyi buluyorsak onu giriyoruz. Evde temiz ne varsa bugün bunlar varmış işte. Güzel olmuş. Renklerle de bizim bir kavgamız olmaz. Benim rengim yeşildir mesela. Yeşilin her tonu Ben çünkü de yeşil çok içine seviyorum. yeşil denen o kutsal rengin her tonunun içine doğduk biz çocukluğumuz. Yeşilden başka bir şey bilmiyorduk daha doğrusu. Biraz büyüyünce, derelere inince başka renkler de gördük. Bir renklerde bir derdimiz yok. Bütün renkler bizim. Kimseye de vermeyiz hiçbir rengi yani. Hepsinde kendi payımızı alırız. Asıl derdimiz şu kulüpler babalarımızdan bize miras kalmadığını, çocuklarımızın emaneti olduğunu hisseden, duyumsayan birkaç kişi de olsun da gelecek nesiller içinde bir borca sahip olduğumuz gerçeğiyle har vurup harman savurmayalım. İnşa edilmiş karakterleri, kariyerleri transfer ederek başarı kovalamayalım. Benim derdim bu. Biz üretelim. Şimdi Immobile geldi. Benim Immobile'yle ne derdim olabilir? Tanımam etmem. Aynı kızı da sevmedik lisede. Bir geçmişimiz yok yani. Bir derdim yok değil mi Immobile'yle? Benim derdim Semih oynayacak mı, oynamayacak mı? Ben şu an onu düşünüyorum. Semih 11'de yer bulacak mı? Semih 11'de yer bulmayacaksa eksik olsun, gelmesin Immobile. Ve korkuyorum ki daha transferler de olacak. Ve futbol takımları biliyorsun 11 kişiden oluşuyor. Federasyonla ilişkilerin ne kadar iyi olursa olsun 12. adam atamıyorsun sahaya. Demek ki Semih için çelişki çanları çalıyor. Belki Cenk'in gitmek istemesinin nedenlerin biri de bu. Onu da bilmiyoruz. Hani bize yansıyan işte parada anlaşılamadı şu bu ama
Belki de Cenk perde arkasında diyor ki birinci santral olacaksam kalırım. Cenk de gördü birinci santralı. Belki o da o yüzden giriyor ki Cenk de belki son 10 yılda yetiştirdiğimiz 3-5 tane santfordan biri, yani kabul etmek lazım bunu. Semih 11'i kaybeder mi kaybetmez miden ziyade Semih takımdan ayrılacak mı ayrılmayacak mı tartışması aslında Immobile'nin gelişiyle beraber gündeme geldi. Semih'in takımdan ayrılmasından daha önce geliyor işte. Immobile'yi 11'e atarsa Semih futboldan ayrılabilir. Benim derdim o. Semih gitse bir yerde oynasa bir itirazım yok. Ama sen bir tane Semih çıkarmışsın değil mi? Hepimiz Semih'in üzerine titriyoruz. Yani Arda işte arkasından Semih. Semih'in ilk 11 oynamama ihtimali beni rahatsız ediyor. Niye yapıyoruz bunu? Beşiktaş 3-4 yıldır şampiyon olamıyor. O hasreti dindirmek için gözü karardı. 10 milyonuna, 15 milyon buna, 3 milyonuna para dağıtıyor. Nereden dağıttığını da bilmiyoruz. Bak 2019 yılında Bir Gün gazetesinde Gökhan Tiryaki futbol ekonomisti. Baktım bununla bir konuşalım. Öyle şeyler anlatmış ya, kulüpler bitmiş batmış yani ve 15 yılında hiçbir kurtulamaz diyor. Ve Gökhan Bey'in öğreniyorum, şimdi öğrendim. Beşiktaş Denetleme Kurulu üyesiymiş, başkanıymış. Hı hı. Başarılar dileriz futbol ekonomisi. Hani benim kendime mesleki alanda en yakın hissettiğim, ilişki içinde olmam gerektiğini düşündüğüm meslek dalı. Ama mesela o da şu an Beşiktaş'ta görevli. Resmi bir görevi var. Ve Beşiktaş'ın yaptığı transferler milyon milyon avrolar. Yani anlatılabilir gibi değil. Gökhan Bey'in 5 yıl önce çizdiği tabloya göre Beşiktaş'ın Immobile'nin adını bile anmaması gerekiyor. Ama gerçeğimiz ne? Immobile Beşiktaş'a, işte Icardi Galatasaray'a, Dzeko'lar, işte Trabzon'da birilerini alıyor da bu kadar yüksek profilli değil tabii ama. Onu açığı transfer edebilirse, ya bu kadar paralar harcıyoruz. Neyin karşılığı? 10 liralık bir pasta var. 10 liralık pastaya 150 lira harcayarak herkes talip oluyor. Ya o pastayı alsan ne olur? Boğazında takılıp kalacak o pasta. Yani futbol ekonomisinin fazlasıyla konuşuyor ama daha da fazlasıyla da ciddiye almıyoruz. Yoksa Immobile gelmiş. Biz futbol severiz. Hani hep söylüyorum, Galeano'nun futbol dilencileriyiz biz. Bu adamlar da yetenekli adamlar. Bunlar basit adamlar değiller. On binlerce, milyonlarca gencin arasından sıyrılıp geliyorlar. Elbette izlemekten zevk alırız, keyif alırız. Ama biz sadece bugünü yaşama bencilliğiyle mi yaşayacağız? Ya bugünü İşte Beşiktaş'ın şu şampiyonluğuna ya da Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un şu şampiyonluğuna ille de biz birinci elden tanıklık etmek istiyoruz. O yüzden harcansın paralar. Biz birinci elden tanıklık edip o hazzı birebir yaşama şehvetiyle geleceğimizi yok ediyorsak eğer çocuklarımıza büyük haksızlık ediyoruz. Benim derdim de çocuklarımız. Al işte Aras orada 11 yıl, 11 yaşında mı Aras? 10. 10 yaşında bir şampiyonluk görmemiş çocuk. Şimdi ben o çocukların Aras Burak Hoca'nın oğlu bu arada. İzleyici bilmez Aras kim diye. Geçen de konuştuk, izleyenler biliyordur. Yani Immobile'ye bir itirazım yok. Ama şu ekonomik tablo orta yerde dururken bu kadar harurup harman savrulacak kulüpler değil bunlar.